Valla Tuzla sürpriz yapmayı seviyor. Biz park gezmeye gelmiştik ama Salih Taksi'ye de teşekkür ediyoruz. Tuzla'yı çok seviyorum. Bütün İstanbul'u çok seviyorum. Hepinize çok güzel hizmetler sunmaya gayret ediyoruz. Tuzla'da uzun yıllardır ihmal edilmiş bu parkı çok kimlikli Öner şehidimizin adına yapılmış bu parkı çok kimlikli bir hale getirdik. Bu İTÜ'ye kadar gidiyor ama arkadaşlarım şimdilik 60 bin metrekaresini bitirdi. İnşallah tamamını da bitireceğiz çok yakın zamanda. Madem bu kadar kalabalık geldiniz. Şimdi o zaman birkaç cümleyi sizinle paylaşayım. Birincisi sarılacağım sana dur. Birincisi benim güzel hemşehrilerim, birincisi sizi buraya yaklaştıralım, buraya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anki iktidar istiyor ki hayır. Bir dinleyin. Yuvalamaya değmez. Şu anki iktidar istiyor ki insanlarımız birbirini kötülesin, birbiriyle kötü konuşsun, birbiriyle kötü geçinsin. Oradan da kendileri galip çıksın. Bunu istiyorlar. Halbuki bizim insanımız komşuluğu sever. Aynı binada yaşarken, aynı sokakta, aynı mahallede birbirine selam vermeyi sever. Hal hatır sormayı sever. Sağlığına, sıhhatine dikkat eder. İyi günde, kötü günde bir arada olmaya hassasiyet gösterir. İstiyorlar ki bu millet sesim gelmiyor mu oraya? Sesim gelmiyor mu? Otobüste başkan, itik olmuyor. Otobüste var mı ses düzeni? Bilmiyorum, var mı otobüste? Tamam bir dakika söyleyeyim. Birincisi bu buluşmanın böyle olacağına dair bilgimiz yoktu. Arkadaşlar diyor ki ses düzeninde bir sorun var. Dolayısıyla otobüsün üstüne çıkmamız bir işe yaramayacak, ses düzeni bozuk. Ama bugün buraya gelme sebebimiz parkı gezmekti. Şimdi madem toplandık, istirhamım birazcık beni dinleyin lütfen, istirham ediyorum. Bakın sevgili, tamam halledeceğiz onu da. Orada bir eksiklik olmuş, canını sıkma. Şimdi sevgili hemşehrilerim, bu bizi birbirine düşürmeye çalışan akla karşı uyanık olacağız. Onların istediği gibi, hani olur ya birisi sizi provoke etmeye çalışır ya da sizi kızdırmaya çalışır. Sakın ha sakın tuzağa düşmeyin. Hiç kimseye kötü konuşmayın. Herkese yaptığımız işleri, söylediğimiz güzel sözleri söyleyin. Bu konuda anlaştık mı? Tamam. Şimdi ikinci mesele, zannediyorlar ki bu millet seçime oy kullanmaya gitmeyecek. İkinci tur, birinci turdan önemli. Bu final maçı, öbürü ilk maçtı, o bitti. İlk maçın
kazananı yok. Bakın ikinci maça 0-0 başlayacağız. Bu millet ikinci turda güçlü bir demokrasi golü atmaya hazır mı? Tamam. Dolayısıyla hep birlikte sandığa firesiz gideceğiz. Burada bulunan her arkadaşım, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiği gibi bir arkadaşını da ikna edecek. Buna da hazır mıyız? Sandıkta son yılların gördüğü en büyük güvenlik tedbirini milletçe biz alacağız. Yarın İstanbul'un bütün sandık görevlilerini ve Türkiye gönüllülerini ve oy ve ötesi grubunu Maltepe'de misafir edip onlara görevlerini hatırlatacağım. Dolayısıyla hepinizi sandıkta görev almaya ya da bir parti üzerinden almam diyorsanız Türkiye gönüllülerine üye olmaya davet ediyorum. Bakın bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim çocuklarımızın seçimi. Bu seçim gençlerimizin seçimi. Onun için hep birlikte demokrasi adına ve bu milletimizi sıkıntıya sokan, ekonomimizi yerle bir eden, adalet sistemimizi çökerten, insanlarımızı mutsuz eden, umutsuz eden bu sistemi hep birlikte çöpe atacağız. Çöpe atacağız bu sistemi. Ben de size layık olacağım. Bu seçim sadece Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim milletimizin geleceğini kazanacağı bir seçim olacak. Geleceğini kazanacak. Size söz, milletin kesinlikle yüzü gülecek. Ve bu milletin liyakatli evlatları her sorunumuzu çözecek. Onun bunun eşi dostu akrabası değil. Dikkat edin sözüme. Bu milletin liyakatli evlatları her türlü sorunu çözecek. Çözecek. Sevgili hemşehrilerim. Sevgili hemşehrilerim, Almira diye bir kızımızın anne babası taksi durağında. Eğer buralarda herhalde birilerini bulamıyorlar, gelirlerse sevinirim. Bir de şu an bunu da söyleyelim. Buldunuz mu? Tamam. Hadi güzel. Güzel. Bir de şunu söyleyelim. Başladılar milletin gene her zaman yaptıkları gibi bayrak sevgisini, memleket sevgisini ve bu ülkeye olan sevdasını sorgulamaya. Sevgili hemşehrilerim, bu milletin vatan, millet, bayrak sevgisini ve Atatürk sevgisini, bu milletin yurduna olan düşkünlüğünü bir Allah'ın kulu neşmeye, ölçmeye gücü yetmez. Bunlar onların çaresizlikleri. Bu kötü dili de inşallah bu
pazar günü, yarın değil tabii ki, keşke yarın olsa, ama bir hafta sonra hep birlikte evine yollayacağız. Herkes de güzel konuşur, onlar biraz gergin. Onlar öyle çıktılar, seçimi kazanmış gibi konuştular ama biraz gergin. Çünkü ciddi oy kaybettiler. Ki bana göre az kaybettiler, daha çok kaybetmeleri lazım. Demek ki biz biraz daha çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Her komşunuzun elini sıkın. Onlara selam götürün. Hizmetlerimizi anlatın. Biz bu milletin iyi olmasını istiyoruz. İttifakımızın gücünden bahsedin. Milletin iktidarı geliyor milletin. Milletin iktidarı geliyor. Güzel çocuklarımızın iktidarı geliyor. Ve Allah'ın izniyle pırlanta gibi gençlerimizin iktidarı geliyor. Geliyor, gelmekte olan. Az kaldı. Sevgili Tuzla'lı hemşehrilerim, görev alanları pazar günü yarın Maltepe'de bekliyorum. Ben buradan Üsküdar'a gideceğim. Orada 3 mahalle dolaşacağım. Çalıştırıyorlar. Çalıştıracağız, tamam. Türkiye gönüllerine uyuyor, Türkiye gönüllerine. Oradan da Çekmeköy'e geçeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Size söz, sevgili Tuzla. Size söz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.